Evet, kıymetli ilçe başkanım, çok değerli ilçe müftüm, değerli ticaret odası başkanım, esnaf odası başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanım, çok değerli eski ilçe başkanlarım, ilçe teşkilatımızın ana akademisi ve yönetim kurulu üyeleri, değerli sanayi esnafımızın değerli başkanımız, kooperatif başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli esnaf arkadaşlarım, değerli muhtarlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, daire müdür arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Toplaştırma projesi diye seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz, yani belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinin bir araya getirilmesi, toplanması manası taşıyan toplaştırma projemizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bu açılışımızı hayırlara vesile kılsın. Tabii projeyi şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Bu proje tamamen Niksar Belediye'mizin mühendisleri ve mimarları tarafından tasarlanmış, çizimi tarafımızdan yapılmıştır. Bütün detayları, yani bizde eksik olan mühendisliklerini hizmet satın alma yöntemiyle tamamladık. Ve ben bu noktada emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum öncelikle. Biliyorsunuz Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kadememiz hemen şurada karşıda gördüğünüz iki tane dükkanda idi. Kiralık iki tane dükkanımız vardı. Marangozhanemiz kaçıncı bloktaydı? Altıncı blok mu? Marangozhanemiz sanayinin içerisinde altıncı bloktaydı. Ambar memurluğumuz ya da ambar şefliğimiz yoktu. Yani bir ambarımız yoktu. Günübirlik kullanacağımız malzemeyi Niksar'ımızdaki esnaflardan günlük fiş karşılığı temin ediyordu. Artı ara saha amirliğimiz de yok idi. Şu anda hizmet verdiğimiz eski hükümet binası, yani şu anda belediye başkanlık makamının olduğu binanın olduğu bölgede de araçlarımızı park eder olduk. Malum şehir merkezimiz, tarihi bir mekandayız. Bu nedenle de şehirde de bir trafik yoğunluğuna sebep oluyor idi. Tekrar hatırlayacağınız üzere hafızanızı şöyle bir tekrar yenilemek istiyorum. Elek tesisimizi de biliyorsunuz ihaleyle Niksar'ımızın önemli kuruluşlarından bir tanesi olan Nimsan AŞ'ye kiraya verdik. Oradaki iş makinelerimiz de elek tesisinde kalıyor idi. Velhasıl elek tesisi, kademi, marangozhane, ara saha amirliği derken bütün birimler darmadağındı. Şimdi bütün birimleri buraya toplamış olduk. Birazdan gezeceğiz. İşte kadememiz, ara saha amirliğimiz, hemen yan tarafta ambar şefliğimiz, devamında marangozhanemiz ve arka tarafıyla birlikte komple bir alanımız oldu. İş makinelerimiz burada. Hurdalarımız, kullanmadığımız malzemelerimiz burada. Kullanacağımız altyapı malzemelerimiz burada. Ambar memurluğumuz burada. En çok ambar memurluğundan faydalanan kadememiz ve marangozhanemiz burada. Malzemeye ihtiyaç olduklarında hemen ambar memurluğundan gidip malzemelerini temin edebilecekler. Başka, biz ihalelerimizi ihtiyaç duyduğumuz, planladığımız kadar alır idik. Bu da belli bir miktarda sınırlı malzeme almamıza sebep oluyor dedi. Şimdi planlamalarımızı yıllık vadelere yaydık. Bir yıl içerisinde temel kullanacağımız malzemelerimizi ihale edip tahmin edersiniz ki en az %15-20 daha ucuz alma şansımız olacak. Ve burada ambar memurluğumuzda isteyen bütün birimlerimiz malzemelerini buradan temin edebilecek. Tabii sanayide derli toplu değilken şimdi derli toplu bir hale gelmiş oldu. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İki tane belediye başkanımızla birlikte çalıştım. Duran Yadigar başkanımla çalıştım, Fen İşleri Müdürü olarak. Ve İdris Şahin başkanımla çalıştım. Allah selamet versin. İkisi de sağ. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Memlekete hizmet etmek için ellerinden geleni yaptılar, gayret ettiler.
Yaptıkları oldu, yapamadıkları oldu. Bizim de bu 4,5 yıl içerisinde yaptıklarımız var, belki yapamadıklarımız var. Ama şahsen benim şu ana kadar beyan ettiğim 101 projeden ve sonrasında eklediğimiz 157 projeye çıkarttığımız proje içerisinde inanın en çok keyif aldım, en çok memnun oldum, en çok yapmaktan keyif aldığım proje toplaştırma projesi. Ben seçim beyanında bunu toplaştırma projesi diye ifade ettiğimde eminim ki hemşehrilerimin çoğu ne demek istediğimizi anlayamamıştı. Şimdi bunu en azından anlatma şansını buluyoruz. Ve sanayideki, yani küçük sanayideki konumumuzu ve sanayi esnafımızla olan ilişkilerimizi de artık hem sabitlemiş hem netleştirmiş olduk. Ve iki başkanımla da Fen İşleri Müdürlüğü görevinde çalışmış olduk. Burada işte kademe amirimiz var, kademede çalışanlarımız var, marangozhanemizin sorumlusu var, amiri var ve çalışanlarımız var. Fen İşleri Müdürü olarak bu kardeşlerimle hep beraber çalıştık. Onlarla yaptığımız istişarelerde hep dedik ki ya şu belediye bilimlerini bir araya getirelim, bir toplayalım. Ekonomimizi, imkanlarımızı düzgün kullanalım, tasarruflu kullanalım. Çok israf ediyoruz. Araçları bir yere toplayamıyoruz, tekelden yönetemiyoruz. Efendime söyleyeyim, çok ciddi nakliye ve mazot giderlerimiz oluyordu. Ve ben Fen İşleri Müdürü olarak amirlerimden aldığım bilgileri başkanlarıma anlatıyordum. İdris Başkanım'a anlattım. Başkanım dedim ya, bilimlerimiz darmadağın. Elek bir yerde, kademe bir yerde, marangozhane bir yerde. Bunları bir yere toplayalım. Evet, Özürekçim doğru söylüyorsun, haklısın. Buna bir proje yapalım dedi, Allah var. Ama nasip olmadı. Sonra Duran Başkanım geldi, dedim ki başkanım bak böyle bir şey yapalım inşallah. Ve o da haklısın Özürekçim, hakikaten israf ediyoruz, kaynaklarımızı devlet toplu kullanalım dedi ama olmadı, yapamadık. Yani öncelikler hep değişti. Şimdi bir taraftan iki başkana bu işin yapılmasıyla ilgili baskı yapan Fen İşleri Müdürü Özdilek Özcan bugün bu makamda, eğer milleti bu hizmet makamında ise bunu yapmak artık onun boynunun borcuydu. Allah da nasip etti. Elhamdülillah. Çok şükür. Rabbim hamdolsun. Bundan dolayı inanın onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Kullandığımız kaynaklar devletimizin, milletimizin, siz değerli hemşerilerimin kaynaklarıdır. Bizim babamızın parası değil. Sizin paranızla, sizin imkanlarınızla, sizin adınıza gelen paylardan biz buraya size hizmet etme adına, Niksar'a daha hızlı hizmet üretme adına bunu yaptık. Hem tasarruf edelim, israf etmeyelim, hem de hızlı bir şekilde hareket edip kaynaklarımızı birleştirip hareket edelim. Örneğin bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kamera yapacağız. Kameriye yapacağız. Bank yapacağız. Marangozhane 6. blokta, kademe burada. İşte kademe karkasını hazırlayacak. Buradan marangozhaneye götürecek. Marangozhane oradan bank yapacak. Şimdi burada koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde buradan ürettiğini hemen iki adım öteye götürecek. Orada bizim banklarımız, kameriyelerimiz neyse yani hızlı bir şekilde koordinasyonu sağlayacağız. İkincisi, arkadaşlarımız ağır bir iş yükünün altındaydı. Neden? Bizim çok fazla iş makinemiz var. İki tane, hatta iki tane loaderimiz var, yükleyicimiz var. İki tane paletimiz var. Üç tane cisibi tarzında dediğimiz 4x4 aletim şeyimiz var, iş makinelerimiz var. Çok fazla. Kamyonlarımız var. Bunların bakımları, onarımları var. Bakın Türkiye'de en çok bu bakım onarım işinde askeriye bir numaradır. Hem bakımında bir numaradır, hem de onarımda. Önce iyi bakar, sonra onarımını iyi yapar. Kademesi çok güçlüdür. Bu da ona bir ekonomi sağlar. Biz de inşallah kaynaklarımızı iyi kullanacağız. Ve arkadaşlarımız fiziksel olarak burada, ustalarım burada. O yürüyen tekerlekli calaskarla motor indir, motor kaldır. Ağır parçalar, iş makinelerinin parçaları al. Arkadaşlarımız her türlü iş riskiyle karşı karşıya, kaza. Öyle değil mi çocuklar? Şimdi 10 tonluk vincimizi buraya koyduk, yürür vincimiz. İstedikleri gibi bu vinçle sağ içerisinde iş makinelerinin büyük parçalarını, motorlarını ne varsa alıp istedikleri gibi kademenin içerisinde hareket ettirebilecek. Efendim? Evet.
Şimdi Allah razı olsun, bunu sadece mühendislerimizle, mimarlarımızla tasarlamadık. Burada çalışan değerli ustalarımızla tasarladık. Şurayı nasıl yapalım? Burayı nasıl yapalım? Velhasıl bu proje Niksar Belediyesi'nin hep beraber istişareyle ortaya koyduğu bir projedir. Ve sizlerin adına gelen paydan buraya tasarruf ederek yaptığımız bir iştir. Kabaca şöyle teknik bilgiler var. Onlarla ilgili bilgi vereyim. Buradaki belediyemize ait parselimizin toplam alanı yaklaşık 12 dönüm. Yani burayı 12 dönümlük bir alan üzerine oturtturduk. Toplam bu gördüğünüz alan, sundurma hariç kapalı alanı 2400 metrekare. 2400 metrekare bir alanı kapatmış olduk. Kocaman bir fabrika gibi düşünün yani. Arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. Ayrı ayrı metal yıkama, yağlama, tamir, torna, boyama ve ofisler, mescidimiz, mutfağımız, yemekhanemiz, WC'ler ve duşlarımız, biraz sonra inşallah gezeceğiz. Ara saha ve ofisimiz, depo alanlarımız, marangozhanemiz, kazan dairesi ve kömürlük olmak üzere her türlü ısınma ve soğuma detaylarında, yani soğutma detaylarında dikkate alarak tasarladı ve planladı. Elhamdülillah. Ben biliyorum ki burada sanayideki bütün esnaflarımız da burada bizimle, belediyeyle, bütün birimlerin de toplulaşmasıyla, bir araya gelmesiyle, komşuluktan ziyadesiyle memnun. Doğru mu Kadir abi? Esnafımızla burada birebir ilişki içerisindeyiz. Zaten marangozhanemiz, kadememiz buradaydı ama Aras Samirliğimiz ve Ambar Memurluğumuz da buraya geldi. Belediyenin ağırlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün ağırlığı buraya geldi. Ve burada inşallah Rabbim bizlere, hemşerilerimize güzel işler yapmayı nasip etsin diyorum. Allah razı olsun. Hava serin. Dünden bugüne ciddi bir sıcaklık değişimi var. Sizleri de çok fazla üşütmek istemiyorum. Elhamdülillah Rabbim de müsaade etti. Yağmur da gözüküyor. Dünkü fırtınadan da ciddi derecede etkilendi ortam. Söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelmeyenler olabilir ama ben tekrarım. Buraya zahmet ettiniz, geldiniz, bizleri onurlandırdınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve sözlerime son verirken çalışma arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Buraya zahmet eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ve özellikle de sanayi esnafımızın, komşu esnaflarımızın, buradaki arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgiye, alakaya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sanayimizi de şöyle kısaca gezme şansınız olursa bakın, şu anda sanayide kaplaması yapılmayan bir tane yolumuz kalmadı. Şimdi geçen hafta Kadir abi geldi, hiç durmuyorlar maşallah. Yönetimden arkadaşları alıyor geliyor sağ olsun. Tabii sanayimizin işi bitmedi. Elinci yılı biliyorsunuz asfaltını yaptık, şimdi kaldırımlarını bitiriyoruz. Kaldırımları elinci yılda bitirdikten sonra sanayimizin artık kaldırımlarına başlayacağız. Kadir abi oradan bana bakıyor, yani bu işi de unutma başkanım diyor. Şimdi sanayide bir tane çamurumuz yok, tozumuz yok. Ana yollar asfalt, ara yollarda parke yaptık, bitti. Sadece böyle bir iki ufak tefek gölleme yapan yerler var. Onları söküp yükselteceğiz. Bugün Şükrücüğüm biraz önce gezerken, esnaf gezerken gördüm. Bir tane ızgaramız yüksek atmış. Oraya da parke koymuşlar. Yani buradan giriş tarafından lastikleri kesme ihtimali var. Mehmet Bey sana şeyi verecek. Onu düşüreceğiz ya, parkeyi yükselteceğiz. Tehlike arz ediyor. Bununla ilgili ihtiyaçlarımızı da bitirip sanayimizi söz verdiğimiz gibi Niksar'ın değil, Tokat'ın en güzel sanayisi olacak hale getireceğimiz sözümüzü de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun esnafımıza. Komşuluğumuz baki olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim esnaf kardeşlerime bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Rabbim ülkemizin yar ve yardımcısı olsun. Şu geçtiğimiz ekonomik saldırılardan Allah'ın izniyle biz millet olarak hep beraber el ele, asla düşmanlara fırsat vermeden, içimizdekilere de fırsat vermeden Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Hiç korktuğumuz hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. İnanıyorsak galip olan biz. Bundan da şüphemiz yok. Bunu da hep beraber inşallah atlatacağız. Ben tekrar esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Tabii
sadece bu fiziksel alanları yapmakla olmuyor. Hızlı hizmet üretmek. Yani vatandaşımızın bizden beklediği hizmetleri en kısa sürede, en kaliteli, en iyi şekilde yapmanın başka bir yolu da araç ve ekipman iş makinesiydi. Hemen yan tarafta inşallah keseceğiz. 33 tane araç ve iş makinesi dahil olmak üzere Niksar Belediyesi'ne kazandırdık. Niksarlı hemşerilerimize hizmet etmek üzere. Onu da göreceğiz. Onu hatırlatmamı istedi arkadaşlar. Tekrardan hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Kazançlarımızı bereketli eyle. Bu sahada çalışacak kardeşlerimize vücut sıhhatliği, iş kolaylığı lütfeyle ihsan eyle.